hasar var mı yok mu? Şu çotanağımız 1, 2, 3, 4, 5. Yani normalin altında bir fındığımız var burası. Takip ettiğimiz kadarıyla burası gübresi, ilacı atılan bir bahçemiz. Evet. Yaklaşık bu dalda sayacak olursak yaklaşık 50-60 tane fındık vardır, yoktur. Ama bu da normalin altındadır. Haziran ve Temmuz ayı çok kurak gidiyor. Yani kuraklık çok büyük sıkıntı yarattı. Geçen yıl yarattı, vurduğu yıl. Bu yıl devam ediyor. Bu yıl zaten bahçesine gerekli bakımı yapamadığında üretici gelecek yılda devam edecek. Bu sene yüksek bir rekolte kesinlikle beklemiyoruz. Nihayetinde iklim birincil derecede belirleyicidir. Kurak hava riski devam ediyor. Ama ne olursa olsun üreticilerimiz fındıklarına sahip çıksınlar. Çünkü bizim Ordu ilinin fındıktan başka hiçbir şeyi yok. Diğerleri yan gelirdir. Esas Ordu ilimizin ekonomisini döndüren bizim fındığımızdır. Bizim göz bebeğimizdir. Ne olursa olsun üreticilerimiz fındıklarına sahip çıksınlar. Mesela tekleme. Mesela en azından 1, 2, 3, şu an dörtlü bir potağımız bu. Biz potak deriz, çotanak deriz. Evet, inşallah bu başına bir şey gelmezse inşallah 4 adet fındığımız çuvala girecek. Şu anda da fındıklarda doğumlar başladı. Yani fındıklar fındığını çıkarmaya başladı. Baktığımız zaman üreticilerden aldığımız bilgiler doğrultusunda yani fındıkta bir noksanlık görüyoruz. Yani tabii ki önümüzdeki günlerde de fındık doğumları devam edecektir ama bugün itibarıyla bugünlerde doğumlarda biraz noksanlık görüldüğünü üreticilerimiz bize söylüyorlar. Önümüzde tabii ki fırtına var, sıcak havalar var. Onun yanında tabii ki dolu yağabilir. Onun için yani fındığın şu anda da var olanı bile harmanında göremeyebiliyoruz. Onun için gerçek rekoltede Haziran sonu yani Temmuz aylarında bakanlığın belirlediği komisyonun yapmış olduğu rekolteyi beklemek gerekiyor. Ama bugün itibariyle biraz önce söylediğim gibi üreticilerimizin de söyledikleri gibi fındıkta bir noksanlık yani noksan doğum görüldüğünün bilgilerini alıyoruz.